yaptınız? Herkese iyi akşamlar. Mikrofonu açmayı unutmuşum, kusura bakmayın. Sevgiler herkese. Bu akşamki Haziran ayı Salı sohbetlerimizde beraberiz. İsmim Nusret Sefa Yılmaz. İzmir Ulusallaştırmalar Derneği üyesiyim 96 yılından bu yana. Aynı zamanda Bilal Vakfı üyesiyim. Yaklaşık işte 96 yılından bu yana ruhsal konularla ilgili, psikolojik araştırmalarla ilgili, kendini bilmekle ilgili çeşitli başlıklarda, konu başlıklarında etkinliklerimiz oldu. Konferanslar verdik, yazılar yazdık, dergilerimizde paylaştık. Onun dışında turizmle ilgilendim. Kitap yayıncılığı sektöründe çalıştım. Şu an daha çok dördüncü yolla ilgili çalışmalarımız var. Orada arkadaşlarla kapalı gruplar halinde veya açık eğitimler vasıtasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konu bu akşamki sohbet konu başlığımız ise kendini bilmek ve idrak gelişimi olacak. Yani idrak konusuyla ilgili biraz spiritüel anlamda ve daha kadim ezoterik bilgileri birleştirerek konuyu algılamaya, idrak etmeye hep beraber çalışacağız bu akşam. Bu bağlamda sorularınız olursa lütfen yazın. YouTube'da ben aşağıdan görüyorum, biraz geç gelmesine rağmen beni gene yakaladığım zaman soruları cevaplarız. Konu başlıklarımızı isterseniz biraz bakalım. Bu akşam neleri inceleyeceğiz? Hemen şöyle. Evet. Ana başlıklar tabii. Yan başlıkları almadık. Genel olarak idrakin tanımıyla başlayacağız. Ruh, varlık, insan kavramlarını ele alacağız. Bunlar hani niçin ayrı şekilde ele alınıyor? Onlardan biraz sohbet ederiz. Evren ve madde modellemesine biraz bakarız. Bakacağız. Ruhun gelişim mekanizması, konumuzun bel kemiği, iskeleti. Ona bir giriş yapacağız. Ve bununla bağlantılı olarak idrakin gelişim mekanizmasındaki rolü ve tüm bunların sonunda da kendini bilme çalışmasının, bir insanın kendi üzerinde çalışmasının idrak gelişiminde ne gibi katkıları olacağı üzerinde hep beraber duracağız arkadaşlar. Konu başlıklarımız bunlar. Evet, yavaş yavaş isterseniz başlayalım. Kaç dakika böyle biraz yavaş gidiyorum ama hani YouTube'da gelen arkadaşları beklemek adına.
Biz yine de başlayalım yavaş yavaş. 35 geçiyor. Evet. Başta bahsettiğimiz gibi önce bir idrak tanımı yapalım. Fakat burada ön bilgi olarak şunu söyleyelim. Burada okuyacağımız tüm bilgiler İlahi Nizam ve Kainat kitabına ait bilgilerdir. O yüzden yani buradaki konuyu o açıdan ve dördüncü yol açısından ele alacağımızı söyledik. İlahi Nizam ve Kainat bilgileri doğrultusunda bir takım açılımlar yapacağız. Dolayısıyla o kitabı hiç bilmeyen arkadaşlarımız için biraz hani nasıl diyelim biraz ağır olabilir başlıklar. Hiç sorun değil. Daha sonra arkadaşlarımız bizim diğer etkinliklerimizi, konferanslarımızı, geçmiştekileri veya bundan sonra olacak olanları izlerlerse burada anlatılanlar da daha net anlaşılacaktır. Yani temel olarak ilahi nizam ve kainat başlığında idraki ele alacağız ama kendini bilmek konusunda dördüncü yol ekollerini ele alacağız. Evet, idrak nedir? Burada dediğim gibi ilahi nizam ve kainattan bir paragrafımız var. İdrak, madde evreninde sonsuz madde sistemlerini birbirine bağlayan bir kudrettir. Madde evreninde sonsuz madde sistemlerini birbirine bağlayan bir kudrettir. Fakat bu tarifi yaparken şunu unutmamalı ki evrendeki her şeyin olduğu gibi bu kudretin de nedeni madde evrenin dışındadır. Hani bu evren içi ve evren dışı kavramlarını birazdan değineceğiz ama yani evren içerisindeki her şeyin madde olduğunu biliyoruz. Fakat bunun gücü diyor yani idrak ve bunun temsilcisi olan varlığın gücü evren dışından yani ruhtan kaynaklanmaktadır şimdilik diyebiliriz. İşte bu kudret sayesindedir ki maddeler arasındaki ilişkiler kurulabilir. Bakın tüm maddeler arasındaki ilişki idrak kuruyormuş. Onu anlıyoruz. Fakat teknik olarak bu nasıl oluyor? Bir kısmına kitap değmiş. Kitabı okuyan arkadaşlar hatırlayacaktır, bilecektir. Ama bir kısmı tabi bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz, şimdilik bilemeyeceğimiz konular. Ama yani bu özellikle varlığın gelişimi yolundaki o aşamalar konusunda maddeyle olan ilişkisini en azından bilebiliyoruz. Bize kitap bu bilgileri vermiş. Ve bu ilişkilerden de ruhların evren içindeki sembolleri yani titreşimleri olan varlıklar meydana gelir. Evet, biraz önce bahsettiğim o gelişim mekanizmasında varlıklar oluşuyor. Yine bu kudretle yani idrak kudretiyle planlar arasındaki ilişkilerin karşılaştırmalarından gelişmeler ve tekamüller sağlanır. Yani idrak gücüyle üst planlardan aşağıdaki varlıkların, alt planlardaki varlıkların tekamül ve gelişimleri için bu idrak ilişkileri sayesinde yardımlar sağlanır da diyebiliriz. Burada idrak bahsinde ifade edilmiş büyük hakikatler vardır. Evet, yani bunlar böyle tek tek ayrı ayrı düşünüldüğünde gerçekten çok ciddi bir şekilde idrakla ilgili ve onun ötesinde varlıkla ilgili ve onun ötesinde ruhla ilgili bir parça sezgi verebiliyor. Şimdi burada insan dediğimiz zaman salt bedeni olan işte doğup ölen işte ve bu doğum ve ölüm arasında bir takım olaylar yaşayan varlık olarak ele almamak lazım. İnsan aslında çok yüce bir, çok büyük bir varlığın ki ona da ruh diyoruz. Aşağıdaki temsilcisidir. Ama ruh varlığı, en üstteki ruh varlığı, evren dışında bulunan ruh varlığı doğrudan fizik kainat içerisinde veya çeşitli kainatlarda diyelim, kaba kainatlarda, titreşimi daha kaba olan kainatlarda tezahür edemez. Ancak bunun için bir varlığa ihtiyaç vardır. Dolayısıyla ruh önce bir varlık oluşturur. Kendisi için aracı bir varlık. Ve evet, ruhun tekamül ihtiyacı vardır. Buna da birazdan değineceğiz. Ancak varlık vasıtasıyla meydana gelir ve varlık da yavaş yavaş bedenlenmeleri öğrene öğrene en son insan bedeni haline gelecektir. Yani sistem budur. Fakat ruh evren dışı bir varlıktır. Yani ruhun cevheriyle evrenin cevheri asla birbiriyle temas edemez. İkisi de iki cevher de birbirinden çok farklı olduğu için ruh ancak bir temsilci oluşturur ve bu temsilciyle beraber evrende tekamül yolculuğuna devam edecektir. Bakın burada da başka bir modellemeyle anlamaya çalışalım. Yani evreni şöyle yumurta gibi kabul edersek, yani kabaca model olsun diye öyle çizdik. Önce ne dedik? Varlığı oluşturuyor. Varlıktan sonra da insanı oluşturuyor dedik. İşte bu oluşumlar esnasında ruh insana yine doğrudan bir şekilde tesir edemez. O varlık aracılığıyla kendi deneyimlerini, tecrübelerini arttıracaktır.
Bunun için ise tesirlere ihtiyaç vardır. Yani bir ruh varlığı tesirler vasıtasıyla varlığı kontrol eder. Varlık da yine tesirler vasıtasıyla insanı kontrol eder. Şimdi kitabı ilk defa okumuş veya hiç okumamış arkadaşlar için biraz da bunu detaylı vereceğiz ama yani çok da böyle aşırı detaya inemeyiz. Konumuz o değil çünkü. Hani biz kabaca sistemi anlamaya gayret edeceğiz. Bu konularla ilgili bilgisi az olan veya hiç olmayan arkadaşlar lütfen İlahi Nizam ve Kainat kitabına veya bizim geçmiş konferanslarımıza dönüp tekrar incelesinler. Evet, yine kitaptan okumaya devam edelim. Varlık, ruhun bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde evrenin bir noktasında konsantre olmuş, çok ince madde partiküllerinden ibaret olan ve ruhun ihtiyaçlarına ait bütün ifadeleri evren boyunca taşıyan belirli bir enerjiler veya tesirler karmaşasıdır denmiş. Uzun bir cümle, çok şey barındırıyor içerisinde. Hani şöyle özetle, yani burada ruhun amaçları doğrultusunda, tekamül amaçları doğrultusunda oluşturmuş olduğu varlık, ki o da nasıl oluşmuş? Çok ince madde partiküllerinden oluşmuş ve ruhun bütün ihtiyaçlarına cevap oluşturacak şekilde meydana gelmiş. Ve bunu evren boyunca, yani evrenin en alt kademelerinden, en kaba maddelerinden, en üst, en süptil maddelerine kadar bu varlığı taşıyacaktır. Yani varlık onu daha doğrusu temsil edecektir. Devam edelim. Yalnız şunu önemli belirtmek isteriz ki buradaki nokta kavramını dünyadaki mekan kavramına kıyasla sabit, donmuş bir yer gibi düşünmemek gerekir. Yani hani bu varlık nerede dediğimizde işte yıldızlara bakıp şurada dememiz mümkün değil. Öyle bir nokta yoktur. Bakın ne diyor bunu daha iyi anlamanız için. Bu hususta şu kadar söyleyelim ki bu noktayı fiziksel bakımdan değil, yani bizim az önce espri olarak söylediğimiz işte şuradadır diyebileceğimiz şekilde değil, idraki bir nokta olarak anlamaya çalışmalıdır. Yani varlığın bulunduğu zaman ve mekan idraki bir zaman mekandır diyebiliriz. Bu öyle bir noktadır ki idrak nerede tespit edilirse orada mevcuttur. Demek ki o nokta hem evrende belirli bir yerdedir hem de her yerdedir. Bunun üzerinde düşünenler bu hususta birçok şey sezmeye başlarlar demiş. Şimdi tabii bu anlaşılması ya daha doğrusu bizim beyin sistemimizle, beyin kapasitemizle anlamamız oldukça zor bir mesele. Çünkü biz üç boyutlu bir alemde yaşarken bu üç boyutun dışında gerçekleşen ve idraki bir zaman mekandan bahsedilmektedir burada. Ve idrak nerede tespit edilirse orada mevcuttur diyor. Şimdi bizim varlığımız, bizim özümüz, yani bizim ruhumuzu temsil eden özümüz elbette ki bir yerlerde var. Ama onun şu anki idraki, onun şu anki konsantrasyon alanı buradadır, dünyadadır. Yani bizim şu anki idrakimiz dünyadadır diyebiliriz. Ama burada idrak derken bedenli idraktan kastetmiyoruz. Onu anlatacağız birazdan. Yani varlığın idraki konsantrasyonu şu an nerededir? Yani dünya mekanındadır. Bu kadar insanın, dünyada yaşayan bu kadar insanın şu anki idrakleri dünya mekanı. Hem de fakat bir kısmı da varlığın yukarıda olduğu için yani idraki bir zaman mekanda, küresel bir zaman mekanda olduğu için aynı zamanda her yerdedir diyebiliriz. İşte bu noktayı anlamamız biraz zor. Ama üzerinde düşünerek, biraz tefekkür ederek herhalde bu anlayışımıza bu çalışmamız katkı sağlar. Şimdi o zaman yeni yeni kavramlar çıkıyor. Yani idrak konusundan başlamıştık hatırlarsanız. Yani idrakı anlamaya, tecrübe etmeye çalışıyorduk. O zaman iki türlü idrakın olduğunu anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Yani yapılan tanımlara göre, ortaya çıkan duruma göre bir ruhu temsil eden varlığın idraki diyebiliriz buna birincisine. İkincisi neyse? Yani varlığı temsil eden insanın idraki. Bunların ikisinin ayrı şeyler olduğunu görüyoruz. İnsanın idraki şu an bedenli olan bizlerin idraki anlamında kullanılabiliriz. Burada tabii ki sınırlı bir idrak mevcut. Yani çok geniş bir bakış açısına sahip olmayan, sadece beyin kapasitelerimizle alakalı, beyin potansiyelimizle alakalı bir idraktan bahsedebiliriz. Fakat varlığın idraki son derece geniştir. İnsanın idraki ne kadar darsa varlığın idraki de o kadar geniştir. O kadar özgürdür. Ve insanın idrakiyle kıyaslanamayacak kadar oranda
bir devinime sahiptir. Sürekli olarak yenilenir, sürekli olarak da genişler. İnsan idraki oysa beyin hücreleri kapasitesine bağlı olarak işte yaş ilerledikçe zaman zaman daralan, yok olan bir yani azalan bir idraktır. Oysa varlığın idraki sürekli olarak genişlemektedir. İnsana bağlı değildir yani. Hatta insan idraki varlığın idrakine oldukça önemli katkılar sunar. Evet, tekrar edeyim sonradan gelen arkadaşlarımız için. Arkadaşlar YouTube üzerinden sorularınızı yazabilirsiniz. Orada işte anlaşılmayan herhangi bir yer olursa mümkün olduğunca beraber paylaşmaya çalışırız. Yani bir daha özetleyelim bu slaytı. Ruh varlığının temsilcisi olan bir varlığın idraki var ve varlığın temsilcisi olan insanın bir idraki var. Fakat insan idraki beyne bağlı olduğu için kapasitesi son derece dar ve kısıtlı. Varlığın idraki çok yüksek bir madde enerji topluluğu olduğu için, varlıkla bir olduğu için belki de hani oraya getirebiliriz sözü. Sonuç itibariyle oldukça geniş ve sürekli yenilenen, sürekli genişleyen bir yapıya sahiptir diyebiliriz. Şimdi gelin arkadaşlar, bu ruhun evrendeki yolculuğunu bir hatırlayalım. Hatırlayalım diyorum çünkü hani daha çok kitabı okuyan arkadaşlar için bu cümleyi kullanıyorum. Dediğim gibi kitabı hiç okumayanlar veya bilgisi olmayan arkadaşlar mutlaka okusunlar. Şimdi, peki bu ruh varlığı falan diyoruz. Bunun yani başlangıcı, evren içerisindeki serüveni nasıl oluyor? Onları isterseniz bir hatırlayalım. Ruh evrene çok acemi bir şekilde ilk defa bağlandığında, ilk defa evrenle temas halinde olduğunda ne demiştik? Ruh doğrudan temas edemez. Kesinlikle enerji türleri farklıdır, cevherleri farklıdır. Dolayısıyla enerjisinin farklı bir tezahürü olan ya da etki gücünün farklı bir şekli olan ancak tesirler vasıtasıyla evren içerisine sondajlar yapabilmektedir. Evrenle ancak bu şekilde temas kurabilmektedir. Yani etki ederek, tesir ederek bir şeye etki ederek uzaktan hani kumandalı arabalar vardı ya çocukların oyuncağı nasıl uzaktan arabayı kumanda ediyorsunuz. Yani o aradaki bastığınız düğme ile o aracın hareketi arasında bir tesir alanı vardır. O tesir alanları vasıtasıyla bir güç araca nakledilir. O güç vasıtasıyla da araç istediğimiz şekilde hareket etmeye başlar. İşte aynen bu basit örnekte olduğu gibi ruh varlığı evrende tecrübelerine ta en başından başlar. Hiç böyle şuradan buradan değil. Yani kesinlikle bütün ruh varlıkları bugün evrende şu an ünitede bulunan çok büyük ruh varlıkları dahi şu an dünyamızı yöneten yönetici varlıklar dahi, vazifeli varlıklar dahi, hepsi bizler dahi hepimizin geçmiş olduğu senaryo yolculuk hep aynı yerden başlar. O da en altta yani bugün amorf madde dediğimiz bizim bilemediğimiz, bizim bilimimizin ve duyularımızın dışında kalan çok bizim kaba fizik alemimizin çok daha altında varlığını devam ettiren bir amorf alem vardır ve bu amorf alemde amorf maddeler vardır. Yani atom adayları diyebiliriz onlara. Bir ruh varlığı ilk önce işte bu atomlara, bu maddelere tesirler yollamaya başlar ve bu vasıtayla oradan diyelim ki bir atomcuk yani şu an atom bile diyemeyiz ama şimdi uzun uzun anlatmayalım. Kısaca özetliyoruz. Bir atomu hareketlendirmeye başlar. Buna ilk hidrojen atomu diyemeyiz. Yani bizim evrenimizin içine girecek kadar daha sütlü değildir, incelmemiştir. Ona kaba bir hidrojen atomu diyebiliriz. Ve buradan başlayarak ruh varlığı bir atoma bağlanır ve o atomun hareketlerine uyum sağlaya 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 bizim anlayamayacağımız uzunlukta bir zamanda yani son, bize göre yani şu an insanın anlayışına göre sonsuzluk derecesinde kadar uzun bir zaman içerisinde ne olacaktır? Bu atoma bağlanarak evren içerisinde bir uyumlanma sürecine başlar. Bu ilk acemi ruhların çok uzun süren bir nasıl diyelim bir serüvenidir. Daha sonra bağlanmış olduğu atom biz, gelişe 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 yani ruh varlığı da gelişir ama bu sırada atomun gelişimi daha önemli. Atomla beraber gelişe gelişe ne olacaktır? Bizim bildiğimiz hidrojen atomu seviyesine gelecektir. Ve burada da gelişimine devam edecek, çeşitli elementlere dönüşecek. Ve en son yani çok hızlı bir şekilde o son, bize göre anlayamayacağımız o sonsuzlukta bizim evrenimizin sınırlarının dışına çıkacak. Yani fizik alemin dışına çıkacaktır ve orada
Artık yani bizim kaba atomlarımızın nedir o bilmiyorum. Belki en üstte uranyum vardır. Belki daha ince madde atomları vardır, elementler vardır. Onun da üstüne çıkmaya başlayarak artık çevresine çeşitli şekillerde enerjiler toplamaya başlar ki ne diyoruz biz buna? İlk varlık oluşumu. Fakat bu varlık böyle bildiğimiz büyük, hayalimizde büyük böyle canlandırdığımız bir varlık değildir. Son derece küçük yani tabiri caizse toplu iğne ucu kadar küçük bir idraktır diyebiliriz. Bir varlık çok küçük bir idrak. İdrak bile değildir de hani konu gelişi çünkü bu daha büyük bir idrake dönüşeceği için oradan başlıyor sonuçta. Bir varlık oluşur. Varlık oluştuktan sonra ne olur? Artık o çok uzun serüven farklı bir aşamaya dönüşür varlık oluştuktan sonra. Artık kendisi bu sefer tesirler vasıtasıyla çeşitli şekillerde daha alt alemlerin farklı yapılarına bağlanmaya başlar. Organik yapılarına bağlanmaya başlar. Bunun da ilk örneği bitki hücresidir. Yani ilk önce bitki hücresine bağlanır. Şimdi burada sıraladık ama ara katmanlar var. Oraları ele almadık. Hani o kadar detay bizim bu akşamki konumuz değil. İlk bitki hücresine bağlanır ve burada yine bizim anlayamayacağımız uzunluktaki bir zamanda bu bitki hücresinde tecrübeler yaşaya yaşaya organize olmayı, bir organ olmayı yavaş yavaş öğrene öğrene ne olacaktır? Yavaş yavaş bir bitki hakimiyetini alabilecek potansiyele erişen bir varlık konumuna gelecektir. Bu potansiyele, bu güce sahip olan varlık artık bitkiler üzerine enkarne olmaya başlar. İşte envai çeşit bitkiler üzerine yine çok uzun zamanlar içerisinde enkarne ola ola oradaki o alanın tecrübesini de bitirdikten sonra artık ne olur hayvan hücrelerine enkarne olma potansiyeline sahip olacaktır ve en ilkel hayvanlardan, en küçük hayvanlardan başlayarak çok çeşitli, çok zengin hayvanların hücrelerine enkarne ola ola bir gelişim sağlar. Ve bu gelişim sonucunda da artık doğrudan basit hayvanlardan başlayarak bazı hayvanlara enkarne olabilme yeteneğini kendisi de geliştirmiştir. Buraya kadar geldikten sonra yine çok uzun zamanlarca hayvan enkarnasyonları, çeşitli zengin hayvan varlıkları üzerine deneyimler sahibi olduktan sonra insan hücresine, bakın hep önce hücreden başlıyorlar, işte ara kademeleri söylemedim ama İşte hayvan hücreleri, ondan sonra hayvanın beyin hücresi, sinir hücreleri böyle bir sıralama da var. Onları atladık yani uzun sürecek diye. En sonunda en nihayetinde yine insan hücresiyle devam ediyor. İnsan hücresi olarak çok uzun bir süre tecrübe sahibi oluyor. Ondan sonraki aşamada beyin hücresi oluyor. Yani ruh varlığı yukarıdan tesirler vasıtasıyla bir insanın beyin hücresine enkarne oluyor. Buradaki vazifesini, buradaki öğrenimini de sürdürüyor. Ve bu devam ediyor. En sonunda beyin hücresindeki görevini, öğrenme sürecini bitirdikten sonra artık insan olarak enkarne olmaya başlayabilecek potansiyel bir güce sahip oluyor. Tabii dediğim gibi ara katmanları atlıyoruz, bunu unutmayın. Ve ilk insan, ilkel insan halinde artık burada dünyada ise dünyada, başka bir gezegende ise, başka bir sistemin gezegeninde ise o gezegende en son bir insan enkarnasyonuyla artık uzun bir dönem öğrenimine, tekamülüne, varlığı ve ruhu temsil etmeye devam ediyor. Ve bu şekilde en sonunda insan enkarnasyonu da bittikten sonra bildiğiniz gibi vazifeli planlarda evrenin çok çeşitli, çok sonsuz derecede potansiyelli organ ve organizasyonlarında, planlarında görev almak üzere vazifeli varlıkların yanında vazifeli planlarda görevine başlıyor arkadaşlar. Evet, böyle sonsuz derecesinde uzunluktaki bir yolculuğu anlatmak dahi beni biraz yordu işin açıkçası. Dediğimiz gibi bunların ara şeyleri, dönemleri de var ve oldukça da önemli. Onları burada şimdilik değinmiyoruz. Evet, şimdi burası varlığın, buraya kadar varlığın oluşumu ve varlığın çeşitli ortamlarda gelişimiyle alakalı bilgi vermiş olduk. Peki bu sırada idrak nasıl gelişiyor? Yani aslında bir yerde yazıyor ama onu keşke alsaydım slayt olarak. İlahi Nizam ve Kainatın bir yerinde slayt olarak yazıyor. Varlık ve idraki bir olarak görüyor. Yani idrakin gelişimiyle varlığın gelişiminin bir ve aynı olduğunu.
Hatta onların birebir aynı olduğunu, sadece gelişim açısından değil, kavram olarak da aynı olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu atomlardan başlayarak, amorf alemden başlayarak insan alemine kadar, insan planına kadar yükselen bu gelişim düzeyinde varlık eğer idrakse varlığın gelişimi de az önce özetlediğimiz gibi varlığın gelişimi de aynı zamanda idrakın gelişimine sebep oluyor. Fakat bu çok ayrıntılı detaylı bir gelişim değil. Yani basamak basamak şu şekilde özetleyebiliriz. Bunların nerede nasıl olduğunu detaylı anlatmamış ama sizler tahmin edersiniz. Yani mesela mekanik içgüdünün muhtemelen bitkiler seviyesinde başladığını ve o seviyede bittiğini, sezgi içgüdünün hayvanlar için olduğunu, sezgiler ve sezgi idraklerinin insanlarda yavaş yavaş başladığını, ilkel idrakların yine insanlarda ve idrakların da insanlarda geliştiğini tahmin edebiliriz. Yani hem kitap bunun için şu aşamada şöyle oluyor dememiş ama hani kabaca bu şekilde düşünebiliriz. Bir daha tekrar edelim. Varlıkta da idrakin gelişimi aşama aşama oluyor ve bu aşamalar kabaca mekanik içgüdü. O geliştikten sonra sezgisel içgüdü. O geliştikten sonra doğrudan sezgiler gelişmeye başlıyor ve sezgi idrakler ve ilkel idrakler olarak devam ediyor. En sonunda işte varlık orta aşamadan sonra yani insan daha doğrusu orta aşamadan sonra belli bir aşamadan sonra diyelim biz ona orta edebilemeyiz. Belli bir aşamadan sonra idraki artık yavaş yavaş zenginleşmeye, çok geniş madde partikülleri taşımaya başlıyor arkadaşlar. Evet biraz sıcak oldu ben bir şeyi çalıştırayım. Kusura bakmayın. Hemen şöyle. Teşekkürler. Evet. Varlık geliştikçe idrakin gelişim yönü de bu şekilde. Gelişim mekanizması. Şimdi peki biz gelelim insana. İnsanda bu nasıl gerçekleşiyor? İnsanda da idrakin gelişimi aynı zamanda başka şeylerin de gelişimini göstermeye başlıyor. Bunun başında irade gelişimi geliyor. Yani bir insanın idraki genişledikçe yavaş 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 ne oluyor? İradesi de gelişmeye başlıyor. Sadece irade gelişiyor mu? Hayır. Bir de özgürlüğe sahip oluyor. Daha ilerleyen aşamalarda, insan düzeyinde daha ilerleyen aşamalarda bir özgürlük elde ediyor. Ne ile alakalı bir özgürlük bu? Yapabileceği şeylerin kararını kendisi vermesinde, hangi tarafa meyletmesinde, işte vazife tarafı, vicdan tarafı, nefsaniyet tarafı, kör noktalar, hani bilemediği tarafları, buralar göz önüne konulduğunda ne tarafa doğru hareket etmesi gerektiğini kendi karar vermeye başlıyor. Yani irade gelişiminin başlangıcında oldukça otomatik bir şekilde gelişen varlık, irade özgürlüğü elde etmeye başladığında artık yarı otomatik belki de yarı idrakli hareket etmeye başlıyor. Bunun daha ileriki aşaması da tamamen sorumluluğun gelişmesi oluyor. Yani bir insan dünyada yaşamaya başladığında sadece kendisi için yaşamadığını, en basitinden bir aile için, en basitinden bir mahallesi veya topluluğu için, en basitinden bir ülkesi, vatanı için ve en basitinden dünya insanı için yaşama sorumluluğunu yavaş yavaş elde etmeye başlıyor. Yani sorumlulukları arttıkça tabii ki bu davranışlarına da bir yön vermeye başlıyor, çalışıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu insandaki idrakin gelişimi aynı zamanda insanın vicdan ve sezgi gelişimine sebep oluyor. Yani onun tekamülünü sağlıyor diyebiliriz. Bu kısma birazdan daha detaylı değineceğiz. Şimdi bir ara başlığımız var. Yani diğer konulara geçmeden önce bir ara başlık olarak bir slaytımız var. Şimdi insanın arkadaşlar tekamül edebilmesi için görüyoruz ki bir idrak gelişimine ihtiyacı var. Yani buraya kadar zaten ondan bahsettik. Bu idrak gelişiminin gerçekleşebilmesi için insanın daha doğrusu varlığın öz bilgileri ihtiyacı var. Bunları birazdan daha detaylı anlatacağız. Bu öz bilginin oluşması için de olaylara ihtiyacı var ve olayların yaşanması için de toplumsal bir tekamüle ihtiyacı var. Mahşeri de diyebiliriz yani eski dilde toplumsal bir yaşam, toplumsal bir kültür oluşturmamız, bir toplumda yaşamaya ihtiyacımız var. Niçin? Çünkü
Burada bahsedilen bu olaylar, en temelde olaylar diyoruz, yani özbilginin artması için gereken olaylar, insan tek başına, farklı bir yerde, farklı bir zaman mekan diliminde yaşamaya kalkarsa, örneğin inzivaya çekilip 30-40 yılını orada geçirirse, o insan kesinlikle bir anlayış, onu daha yükseğe çıkarabilecek bir yüksek bakış açısı elde etmesi çok zordur. Fakat hayat içerisinde, kalabalıklar içerisinde sürekli olaylar yaşayarak bir takım anlayışlarında gelişmeler olacaktır. Yani nefsaniyet ve vicdan arasında gidip gelmeler oldukça işte onlar bir öz bilgi haline gelecek, olaylar vasıtasıyla öz bilgi haline gelecek ve o öz bilgilerde o varlığın idrak gelişimine sebep olacaktır. Dolayısıyla yani insanın niçin bu böyle kalabalıklar halinde, niçin böyle şehirlerde işte topluluklar içerisinde yaşamasının anlamı da bir anlamda budur. Hem birbiriyle bir yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaşamakta, hem de bunu yaparken aynı zamanda olaylar vasıtasıyla birbirlerini geliştirmektedirler. Yani böyle bir görünmeyen bir yardımlaşma da vardır. Yani toplumların işte kendi aralarında sürtüşmesi, toplum içindeki bireylerin kendi arasındaki sürtüşmeleri hep olaylar yaratır ve bu olaylar vasıtasıyla varlık adeta öz bilgi anlamında beslenecektir. Evet, gelelim tekrar konumuza. Şimdi kitapta da bahsedildiği gibi, aynı zaman ve kainat kitabında da bahsedildiği gibi, varlıkların ana amacı, tüm varlıkların, varoluştaki tüm varlıkların ana amacı tekamüldür. Çünkü ruhun ihtiyacı olan şey tekamüldür arkadaşlar. Yani ruhun ihtiyacı tekamül ise onu temsil eden varlığın amacı da elbette ki tekamül olacaktır. Aşağıdaki yani evren içerisindeki varlıkların amacı da tekamül olacaktır. Şimdi bu genel olarak böyle, yani atomu yöneten ruhun da amacı tekamül, bir gezegeni yöneten ruhun ya da varlığın amacı da bir tekamüldür diyebiliriz. Arasında hiçbir fark yok. O zaman biz sadece insanlık kademesi için baktığımızda, insanlık kademesinin tekamüldeki amacı, yani insanlık kademesindeki varlıkların amacı, ana amacı vazife planına hazırlanmaktır. Yani insan kademesini bitirip vazife planına hazırlanmaktır. Bu kitapta da bahsettiği gibi yaklaşık bir 70 bin yıl sürecini, bir devre sürecini, bir siklusu ifade eder. Bu siklus içerisinde varlıklar 70 bin yıl, ortalama 70 bin yıldır, 71 bin yıl boyunca aşağı yukarı 500-700 saat içerisinde, bazen daha da az, bazen daha da çok olabilir ama ortalama 500-700 yıl içerisinde öğrendikleri en büyük, hatta tek şey vazife planına hazırlanmak. Fakat tabii vazife planına hazırlanmak çok ilkel bir durumdan başlayarak çok zengin bir gelişim seviyesi durumuna kadar geçerlidir. Yani sadece böyle işte birkaç derste olacak şeyler değil. Yani orada insan olarak pek çok şeyimiz sınanır. Sabrımız sınanır, sevgimiz sınanır, ondan sonra irademiz sınanır. Aklınıza gelebilecek her türlü kendimize ait, insana ait sıfatların hepsi sınanır. Belli bir olgunluğa getirilmeye çalışılır ve bunların hepsini topladığımızda eşittir nedir dersek, vazife planına hazırlanmaktır diyebiliriz. Tüm anahtar budur arkadaşlar. Yani vazife planına hazırlanmak. Vazife planına hazırlanmak için ise gereken tek şey mekanizma, idrak ve vicdanın gelişimi mekanizmasıdır. Yani idrak ve vicdan geliştikçe bizler vazife planına o kadar hazırlanıyoruz demektir. Ya da bize hazırlayanlar, vazife planını hazırlayanlar idrak ve vicdan gelişimi üzerinde tek tek uğraşarak, her varlığın üzerinde tek tek uğraşarak bu süreci geçmesini sağlayacaklardır. Özetleyecek olursak bu slaytı, varlıkların amacı tekamüldür. Çünkü ruhun amacı tekamül etmektir. Ruhu temsil eden varlıklar da bu amaca tabidir. Bu amaç insanlık kademesinde vazife planına hazırlanmak olarak tezahür eder ve bunun da tek yolu idrak ve vicdanın gelişimidir. Bu şekilde özetleyebiliriz. Gelelim peki bu vazife planına hazırlanmanın ana teması olan mekanizmaya. Yine aynı zaman ve kainat buna vicdan mekanizması ismini vermiş. Ve bunun da vicdan mekanizmasının dualite yasasıyla çalıştığını, evrende her şeyde ama her yerde ve her şeyde olduğu gibi
Bu konuda da dualite yasasıyla çalıştığını ve bu dualitenin birim parçalarının olumlu pozitif tarafına vazife, olumsuz negatif tarafına ise nefsaniyet dendiğini ifade etmiştir. Şimdi isterseniz bunu bir miktar inceleyelim. Yani bu vicdan mekanizmasını anlayamazsak idrakin gelişimi hakkında da çok fazla bilgimiz olmayacaktır. Dünyadaki varlıkların vazife planı hazırlanmaları için işleyen vicdan mekanizmasının bir vazifeye diğer nefsaniyete yönelen birbirine zıt iki unsuru vardır. Ki bu iki unsurun sürekli değer farklanması sonucunda yani zıtlardan birisinin ya da diğerinin daha üstün değerler ve tesirler alması sonucunda meydana gelen çatışmaları, mücadeleleri, denge durumlarıyla vicdan mekanizması çalışır. Şimdi birazdan şekil üzerinde de göreceğiz ama ben şöyle daha basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. Yani diyelim ki şöyle bir dualite olsun. Bunun bir tarafı nefsaniyet olsun, bu tarafı da vazife tarafı olsun. Bizim gelişimimiz için bunun dengesinin bozulup tekrar çalışmaya, öbür tarafa doğru bozulup tekrar dengeye gelmeye ihtiyacı var. Dengeye geldikten sonra tekrar bu denge bu noktada bozulur ve tekrar dengeye gelir. İşte bu çalışma mekanizması insan varlığını tekamül ettiren en büyük mekanizmadır. Bu hareket hali yani bir nefsaniyete bir de vazifeye doğru yönetilen her türlü hareketler bir çeşit çatışma halinde insanda tezahür eder. Nedir çatışma? Yani kendi iç dünyasında yapması gerekenlerle yapmadıkları arasında veya yapmaması gerekenlerle yaptıkları arasında bir gidiş geliş, bir olaylar zinciri ondan sonra ve bunların içerisinde bir vicdan sesini dinleyip dinlememek, yani nefsaniyetini dinlemek gibi bir takım durumlarla karşılaşırız. İşte o durumlar bu harekete sebep olurlar. Pardon, bitmemişti herhalde. Ve varlıkların ilerlemeleri de bu denge durumlarına göre çeşitli biçimlerini alırlar. Yani o denge bir bozulur, tekrar denge gelir, sonra tekrar bozulur. İşte evrendeki bir atomun hareketi de böyledir arkadaşlar. Eğer kitap okuduysanız bilirsiniz. Yani evrende her şey bu prensiple, dualite prensipleriyle çalışmaktadır. Bir atomu hareket ettiren şey de aynı prensiptir. İnsanın çok büyük o mekanizması yani onu geliştiren tekamül mekanizması da yine dualite yasasıyla çalışmaktadır. Bu çatışmalar ve denge durumları dünya varlıklarının bütün kademelerinde o varlıkların içgüdü, sezgi ve idrak güçlerine göre vardır. Yani her varlık kendi kapasitesine göre, kendi sezgi, içgüdü, idrak kapasitelerine göre bu hareketi yaparlar. Birisi çok daha altta yaparken birisi çok daha üstte bu hareketi yapacak. Yani hiç fark etmez. Birisi insanlığın ilk kademesinde çok basit olaylarla ama çok şiddetli kaba ve şiddetli olaylarla sınanırken, birisi en sonda ise işte arada skalaları atlayarak tabii örnek olsun diye, çok ince, süptil duygular ve durumlarla, düşüncelerle bu hareketi yapmaktadır. Ve bizler bu hareket esnasında en alttan en üste kadar, çok kabadan, çok süptile kadar gelişimimizi sürdürerek vazife planlarına doğru hazırlanıyoruz diyebiliriz. Evet, bakıyorum bu arada çok soru gelmemiş. Demek ki iyi, hızlı anlatıyoruz. Güzel anlatıyoruz. Lütfen varsa sorunuz yazın. Şaka yapıyorum. Hani takılan bir noktalarda tekrar dönüp o noktaya konsantre olabilirsin. Şimdi vicdan mekanizmasını biraz daha detaylı inceleyelim isterseniz. Şimdi bu vicdan mekanizması nasıl çalışıyor? Onun bir şeyini, işte metnini biraz okuduk. Daha detaylı anlatıyor kitap ama yani şimdi vaktiniz o kadar yok. İşte şu noktada nefsaniyet, şu noktada vazife değerleri olduğunu düşünelim. Yani negatif ve pozitif değerler bir varlıkta. Şimdi ilkel insandan başlayalım daha kolay anlaşılsın. Bu ilkel insan çok kaba bir şekilde sınanacaktır. Çünkü dünyadaki ilk tecrübe, insan olarak ilk tecrübesidir. Birçok maddeyi kendinde toplamamıştır. Henüz idraki gelişmemiştir. Vicdan neredeyse hiç yoktur. Dolayısıyla çok kaba bir takım durumlarla, maddelerle çarpışmak zorunda kalacak. Dolayısıyla bu olaylar karşısına çıktığında, yani işte ilkel insanları düşün, yaşam şartlarını düşün, işte o zamanki hayvanları, vahşi hayatını düşün ve o insanın kendi hayatını veya işte çevresindekinin hayatlarını koruma duyguları varsa o da onu düşünün. Tabii ki çok ağır şartlar altında yaşayacağı için ilk başta böyle nefsaniyet tarafına yenik düşecektir. Gayet normal. Bunda herhangi bir problem yok. Çünkü
kendi hayatını koruma içgüdüsüyle, basit içgüdülerle, basit sezgilerle hayata başlayacaktır. Bu ilkel insandan bahsediyorum. Daha çünkü irade ve idrak henüz çok az seviyede gelişmiştir veya hiç gelişmemiştir. Daha sonra bu olaylar yaşaya yaşaya buraya düştü ya, hani denge noktası buradaydı. Herhalde bir sonraki slide de var. Şuradan görebilirsiniz. Denge noktası ne olmuş? Şuradaki denge noktası ne olmuş oldu? Buraya doğru, buraya değerler aktığı için ağırlaştı ve buraya doğru kaydı. Yani nefsaniyet durumuna kaydı. Okey, normal. Yani şu an varlık kendi nefsiyle ilgili bir takım savaşlar veriyor olabilir. Örneği uzatarak anlatıyorum. Bir takım tecrübeler içerisinde olabilir. Burada duruyor şimdi. Fakat dualite yasasına göre bilirsiniz hiçbir şey dengesiz kalamaz. Tekrar eski dengesine gelmek zorundadır. Yani bu tarafa doğru bu dengenin kayması lazım. Dolayısıyla bu tarafa doğru bunun kayması için, yani dengenin denge noktasına gelebilmesi için bu tarafa doğru ağır bir baskı uygulanması lazım. Dolayısıyla tabii ki bu varlığın gelişiminde sorumlu olan vazifeli varlıklar bu sefer yeni olaylar çıkararak veya buradaki olaylardan ders almasını, belli şekillerde ders almasını sağlayarak onu bu tarafa doğru çekmeye başlar. O tarafa doğru çektiğinde ne oldu? Vazife doğru tarafına, işin pozitif tarafına doğru hareket etmeye başladı ve denge noktası buralardan buralara kadar geldi. Fakat önce buraya geldi, sonra denge noktası ağırlaştığı için bu tarafa doğru kaydı. Ne olmuş oldu? Bir tur attı. Yani buradan bu ok buradayken buraya, bu ok buradayken buraya doğru düşmüş oldu ve bir tur atmış oldu. Yani yeni denge noktası bu sefer aşağılarda kalmaya başladı. Fakat bu böyle kalmaz. Bunun tekrar bu tarafa doğru gelmesi lazım. Fakat burada ince bir nokta var. Şimdi orayı anlamamız lazım. Bu bir tur dedim ya, yani buradayken önce buraya ağırlık bastı, sonra buraya ağırlık bastı dedik ya, ya da önce buradaydı, sonra buraya geçti ve bir tur gerçekleşti dediğimiz şey aslında varlığın bir önceki olaylarla sonraki olaylar arasında bir kıyas bilgisi sahibi olması oldu. Yani bir şeyleri idrak etti orada. Bir şeyleri idrak etti, bir şeyleri öğrendi ve bu öğrenme vasıtasıyla bir realite atlaması, bir realite sıçraması gerçekleşti. İşte tur dememin amacı o. Yoksa bu şekilde ifade edilmez de daha iyi anlaşılsın diye bu kelimeyi kullandım. Şurada bir tur meydana geldi. Yani şu hareketle bir basamak yukarı çıkıldı. Daha böyle basit anlamaya çalışalım. Şöyleydi, şöyle oldu. Böyle diyelim ki bir daha böyle oldu. Bakın sürekli olarak bir basamak bir basamak yukarı çıkıyor. İşte bu basamaklar, bu turlar ya da her neyse bu devirler kastettiğimiz şey varlığın realitelerindeki o öyle kolay kolay olmaz bu arada öyle basamak atlamalar. Yani hayatlar gerekiyor bazıları için. Çok önemli bir realiteyi geçirmiş olması oldu. Denge bir bozuldu, bir yerine geldi, tekrar bozuldu. Tekrar yerine geldi, tekrar bozuldu. Ve bu şekilde bizler buna realite geçişleri, realite kademeleri ya da vicdan kademeleri diyebiliriz. Az önce anlattığım şeyin biraz daha modelleme şekli aşağı yukarı böyle olacaktır. Yani bu aşağıdaki modelleme arkadaşlar, yani kitapta falan bu şekillerin hiçbirisi yok. Yani daha iyi anlayalım adına çizdiğimiz modeller. Mesela sol alt köşede bir merdiven gibi zikzaklar görüyoruz. Bu realite değişimlerini sembolize etsin diye. Yani her bir o değişim bir realite değişimi zikzak halinde yukarı doğru varlığı çıkararak başta bahsetmiş olduğumuz kademeleşmeyi, yani neydi? Vazife planlarında, kelime aklıma gelmedi. Vazife planlarındaki hazırlığımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. O aynı şekilde sağdaki spiral yay örneğini de verebiliriz. Her tur atlayışında bir spiral yayın bir kademesinde geçtiğimizi ve en üste doğru böyle hareket ettiğimizi, en üst kademenin ise varlığın dünyada öğrenebileceği maksimum seviye olan vicdan sezgisi seviyesi olarak kabul edebiliriz. Evet, bir sorumuz gelmiş. Hayvanlık tarafını geçtikten sonra insanlığa geliyorsak, bazı hayvanlardaki vicdan mekanizmasının bazı insanların vicdanından daha gelişkin olduğunu görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Teşekkürler. Şimdi bu olaya nasıl baktığınıza bağlı. İsminizi tabii tam okumuyor, okuyamıyorum. Yani bazı hayvanlardaki vicdan mekanizması sizin onu o şekilde algılamanızdan kaynaklanıyordur muhtemelen.
Çünkü hayvan ve insan arasındaki mekanizma kıyaslayı kabul edilemez. Yani onu İlahi Nizam ve Kainat kitabını okudunuz mu bilmiyorum ama orada okursanız göreceksiniz. Hayvanlardakiler çok daha sezgisel ve içgüdüseldir. O da işte en fazla yavrularını koruma, eşini koruma, kabile, topluluğunu, grubunu koruma. Bu kadar. Yani bundan ileri çok fazla gitmiyor. Ya da işte sadece koruma olarak düşünmeyin bunu, yardım etme, işte onları belirli şeylerden uzaklaştırma. Yani bunu en fazla bu kadardır. Yani şimdi bununla insan vicdanının hareketlerini asla birbirine kıyas edemeyiz. Ya da madde zenginliğini, durum zenginliğini asla kıyas edemeyiz. İnsandaki vazife, vicdan mekanizması zikzaklar halinde hareket ettiği için aşağı ve yukarı çıktığı zamanlar ya da sarkaçlar şeklinde ya da pandül gibi böyle hareket ettiği için bazı taraflarda çok ilkel şekilde görünmesine rağmen bazı taraflarda da çok yüce bir davranış şeklinde gösterebilir. Yani bu yeri gelir fedakarlık, çok ciddi fedakarlıklar, çok ciddi bir şekilde işte şefkat, yardım mekanizması gibi düşünebiliriz. Yani sonuç itibariyle hayvanlar ve insanları o şekilde ya da bitkiler ve hayvanları, tabii orada da bir kademeleşme var, asla birbiriyle kıyas edemeyiz. O sizin bakış açınızda onu çok değerli, kıymetli görüyorsunuz. Olabilir, saygımız var. Ama durum gerçekte çok farklı. Evet, devam edelim. Teşekkürler sorunuz için bu arada. Şimdi yeni bir realite değişimi ve tekamül için neye ihtiyaç var arkadaşlar? Önce eski realitenin bir değişmesine ihtiyaç var. Dolayısıyla nasıl başlıyor bu işler? Önce realite değişime ihtiyacı, yani ruh varlığının realitesini değiştirmeye ihtiyacı var aşağıdaki varlık aracılığıyla. O zaman ne olacaktır? Bu realiteyle, yani şu an bulunduğu realiteyle ilgili bazı olaylar ortaya çıkarır. Yani çeşitli şekillerde, çeşitli biçimlerde olaylar lağap diye böyle varlığın ortasına koyulur ve varlık kendisini o olayların içerisinde buluverir. Ondan sonra bu olaylarla mücadele ederken az önce bahsetmiş olduğumuz o nefsaniyet ve vicdaniyet arasındaki ya da vazife arasındaki geliş gidişler gerçekleşir. Önce belli bir tarafa, sonra belli bir tarafa hareket eder ve bu bir onun öz bilgisini arttırır ve idrakini genişletir ve en sonunda o realiteden başarılı bir şekilde çıktığında yeni bir realiteyle karşılaşır. Yeni bir realiteyle karşılaşması ya da şu şekil üzerinde gösterelim arkadaşlar. Diyelim ki şurada, evet böyle daha iyi olacak. Şimdi bir olay çıktı. Önce nefsaniyet dedik, normal olağandır bu. Sonra işte denge bozulduğu için bu tarafa yöneltecek olaylar çıkarılır ve varlık bu tarafa geçildiğinde yeni bir realite bitmiş olur. Ve daha sonra yeni bir realite başlar demiştik, değil mi? İşte aynı şuradaki hareket gerçekleşir. İşte amaç bu hareketlerin yukarıya doğru çıkmasını sağlamak. Yani yeni bir realiteye bu şekilde ancak olaylar ve bilgilerin artması sonucu ulaşabiliriz. Çünkü o idrakin genişlemesi lazım. İşte şurada tekrar döneyim, kusura bakmayın. Şurada şu iki hareket arasında idrak ve irade gelişimi mevcut. Hem idrak gelişiyor, hem vicdan gelişiyor, hem de irade gelişiyor diyebiliriz. Bu gelişim fonksiyonundaki idrakin önemine biraz daha yakından bakalım arkadaşlar. Vicdan realitelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin iyi takdir edilmesi, yukarılara doğru yükseltici mahiyette olan vazife unsurlarının nefsaniyetlerden ayırt edilip yüksek unsurlarla onları takviye edici sistemlerin kurulması ve böylece vicdan mekanizması dengesinin gittikçe daha üst kademelere yükseltilmesi idrakin fonksiyonuna bağlı işlerdir. Yani şu hareketin organize edilmesi, gerçekleşmesi tamamıyla varlığın idrakinin, yani insanın değil, varlığın idrakinin durumuyla alakalı. Yani çünkü o yapıyor bunu. O ne kadar düzgün yaparsa o kadar hızlı, o ne kadar işi bilerek yaparsa o kadar düzenli gerçekleşecektir bu işler. Şu halde idrak ne kadar mükemmelleşirse onun bu fonksiyonu da o kadar iyi çalışır. Yani bizim amacımız zaten yukarıya tırmanmaksa eğer, bu fonksiyonumuzun gerçekleşmesi için idrakin
mükemmelleşmesi, tekamül etmesi lazım. Ve sonuç olarak vicdan düzeyinin vazife bilgisine doğru yaklaşması o oranda kolaylaşır ve hızlanır. Mesela böyle geniş ve kapsamlı bir idrake sahip olan insan artık cihat ve gayretlerini vazife unsuruna mı yoksa nefsaniyet unsuruna mı çevirmesi gerekeceğini daha iyi bilir. Yani tekrar ana modelimize dönelim. Yani şu noktada bir insan olaylarla karşılaştığında nasıl hareket edecek? Nefsani taraftan mı hareket edecek yoksa vazife tarafından? Buradaki vazifeyi arkadaşlar özel bir şeymiş kabul etmeyelim. Yani her varlığın kendi realitesine göre, o realiteyi anlattık az önce, kendi realitesine göre yapmak istediği, yapmakla sorumlu olduğu davranışlardır, eylemlerdir. Artık her neyse o anki şey düşüncelerdir, duygulardır. Bunlar ne vazife tarafıdır. Yani örneğin çok basit bir örnek verelim. Yani bir insanı yolda işte yaşlı bir teyzeyi, amcayı böyle zor yürürken elinde poşetlerle gördünüz. Hiç düşünmeden koşarak onun yanına gidip ya gel amca beraber hadi bir gel beraber çıkalım. Yani çok basit bir örnek ama bunlar öyle basit değil. Daha karmaşık sistemlerle meydana geliyor. Olsun. Alıp poşetini elinden beraber çıkmaya başladığınız anda belki de bu tarafta bir ağırlık vermiş olur. Vazife tarafına ağırlık vermiş olur. Şöyle de yapabilirdik. Yani görürdük yaşlı amcayı, teyzeyi her neyse. Ya zaten geç kalıyorum, işim de var. Hadi görmemezden geleyim deyip böyle kafamızı da çevirebilirdik. Bu da bu tarafa değer vermemiz olacaktı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ama bu büyük realitelerde tabii büyük olaylarla sınanırız. Yani böyle teyze amca yardım etmek daha küçük şeylerin ne derler o sarkaçların daha küçük yapısıdır. Daha büyük yani bizim ana tekamül mekanizmamız onlar da dahil olmak üzere büyük bir sarkaçta gider geliriz. İşte burada bu kararı verecek olan taraf işte az önce okuduğumuz yerde bir varlık ne kadar idraki gelişirse o kadar ne tarafa doğru gideceğini bilir. Yani o tarafa doğru hareket etmek ister. Yine de tabii ne kadar ileri olursa olsun bazı varlıklar nefsaniyetlerine takılıyorlar. O da ayrı bir konu. O da insan doğası gereği diyelim. İnsan beşer şaşar. Evet. Burayı okumuştuk. Ha, evet ben geri döndüm ama bir 50 erken aşamada zaten bunun için bir slide daha önceden hazırlamışız. Olaylar ve idrak gelişimi. Direkt biz konuya geçelim. Evet, deniyor ki kitapta gerek vicdan mekanizmasının ilerlemesi, gerek idrakin gelişimi ancak öz bilginin varlıkta artışıyla mümkün olmaktadır. Az önce bahsetmiş olduğumuz şeye tekrar atıfta bulunuyor. Yani vicdan mekanizmasının ilerleyebilmesi için, idrakin gelişimi için öz bilgi dediğimiz, şu an bizim tam olarak idrak edemediğimiz bir bilgi sistemi var. Aslında idrak edemiyoruz ama az çok anlayabiliriz. Yani tam olarak şu an ne olduğunu bilemeyiz çünkü çok sübtil bir maddedir bu öz bilgi. Onu biraz tanımaya gayret edelim. Öz bilgiler basit tanımıyla en ilkel olacak yanlış olmuş kusura bakmayız. Bakmayın. En ilkel devreden itibaren her hayattaki kazanımların geçmiş hayatlara ait önceki kazanımlar ile mukayese ve muhakemesi sonucunda ulaşılan varlığın malı olan görgü ve tecrübe olarak ifade edilen insanların idrak edemeyecekleri bir takım derin izlenimlerdir. Evet bunu da İlahi Nizam ve Kainat Terimler Sözlüğü'nden yanlış hatırlamıyorsam buraya geçirmiştim. En ilkel devirden itti. Yani ilk hayatından insan olarak ilk hayatından bu yana kazanımları oluyor. Nedir bu kazanımlar? İşte yaşadığı deneyimler sonucunda olay bilgileri şeklinde kazanımları oluyor ve bunlar gittikçe birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bunlar birikirken aynı zamanda her ölüm ve yeni doğum arasında bunlar ruhumuza katılıyor. Yani ölümden sonra o olaylar öz bilgi haline geliyor ve varlığın bilgisi haline geliyor. Ve bir sonraki enkarnasyonda yeni kazanımlar. Bir sonraki işte bunların hepsi bu olaylar vasıtasıyla kazanılan bu bilgilerin hepsi ölümden sonra öz bilgi haline geçiyorlar diyebiliriz. Devam edelim bakalım olaylarla ilişkisine. Burası önemli çünkü. Bunlar idrak biçimleriyle bir taraftan hizmetinde bulundukları ruhun tekamülünü sağlarken
Diğer taraftan yeni bilgilere zemin hazırlayarak varlığın gelişim alanını genişlettiler. Yani o öz bilgileri biz aldıkça varlığımıza geçirdikçe o öz bilgileri hem olayı tamamlamış oluyoruz yani tekamül konusundaki gelişimimizi hem de yeni gelişim için adımlar atmış oluyoruz. Yeni bilgileri hazırlamış oluyoruz. Bu kazanımlar dünya idraki tekniği içinde bir takım durumlarla elde edilir. Bu durumları olay kavramları içinde toplamak mümkündür. Ancak olaylar vasıtasıyla bu bilgileri elde edebileceğimizi konferansın, sohbetimizin başında söylemiştik. İnsan etrafındaki olaylardan bazılarının içinde bizzat yaşar, o olayların kahramanı olur. Bazılarında da bizzat yaşamaz, onların içinde yaşayan diğer insanların ve varlıkların durumlarını yakın bir ilgiyle takip eder ve gözlemler. İşte insanların dünyada hayatlarını icaplarıyla doğrudan içlerinde yaşadıkları ya da dolaylı olarak başkalarında gördükleri olay bileşimlerine ait ilişkiler, dünya idrakiyle ifade edilen bilgilerin toplu olarak hepsidir ki bunlar öz bilgiden ayrı kavramlar ve öz bilgilerin oluşumuna aracı olan malzemelerdir. Evet, niçin öz bilgiden ayrı demiş? Yanlış okumadık, yanlış anlamadınız siz de. Çünkü henüz öz bilgi haline gelmemiştir. Fakat öz bilgilerin oluşumuna aracı olan malzemeler işte bu olaylar vasıtasıyla bize ulaşan malzemelerdir. Çok basit örnekle anlamaya çalışalım. Kaba ve basit olsun ki yani diğerleri daha iyi belki anlaşılır. Yani bir insan bir arkadaşıyla olan eşiyle dostuyla bir arkadaşıyla olan ilişkisinde bir takım sorunlar yaşar. Ve o sorunlarda kendisi adına yapmış olduğu bir takım yanlışlar olabilir, hatalar olabilir diye örnek bu. Olsun. Hani hatalar olsun, yanlışlar olsun ve bu insanla olan arası bozulsun ve ondan sonra çok sonra o kişiyle arasının bozulmasından dolayı başka olaylar gelişsin ve en nihayetinde olaylar büyüsün. Ve dönüp geriye baktığında aslında sorunun kendisi olduğunu, kendisinin bir yanlış atıyorum, kendisinin bir yanlış anlama icabı o sorunları yaşattığını hayal edelim. Ne olacaktır? Bir bilgi sahibi olacaktır. Ve yapmış olduğu hareketlerden ve yanlış anlamalardan dolayı ki o yanlış anlamaların temelinde de gayet basit duygu kompleksleri vardır. Bu yanlış anlamalardan dolayı çok ciddi sorunlu sebep ve sonuç ilişkileri ortaya çıkmaktadır şeklinde bir olay bilgisi alır. Kendince. Ama olay bilgisinin titreşimi çok daha yüksek olan bir yanı vardır ki onun o tarafını bilemeyiz. Ama o taraf bizim psişik bünyemiz alır. Nasıl aldığını göreceğiz birazdan. Ve aldıktan sonra da bu öz bilgi haline dönüşecektir. Ölümden sonra diyelim teknik olarak. Öz bilgi haline dönüşecektir. Yani o olay esnasında yaşanan şeyler olay bilgisi olurken daha sonra bu bilgiler bizde birikir ve kıyas edilmek üzere ölümden sonra bir muhasebe yaşanır ve ondan sonra da bunlar öz bilgi haline gelecektir diyebiliriz arkadaşlar. Biraz zor anlattık ama kusura bakmayın örnek olunca böyle anlatılıyor. Evet, bir soru gelmiş. Evet, bazı insanlar vardır, meleklerle yaşıyorlar, bazı insanlar... Evet, yani her varlık arkadaşlar kendi realitesi ihtiyacı içerisinde kendi ihtiyaçlarını görmektedir. Tabii ki bunların bazıları nefsaniyet kutbuna daha fazla meyillidir çünkü daha ilkel olabilir. Bazıları ise vicdaniyet ve vazife tarafına daha meyillidir. Biraz daha gelişmiş olabilir. Hiç önemli değil. Her varlık sonuçta kendi ihtiyacını, yani başkalarının ne olduğu bizi ilgilendirmez arkadaşlar. Biz kendi varlığımızın gelişim düzeyinden sorumluyuz. Yani işte onu bunu sorgulayarak değil de, yani vay bu insanlar böyle, vay şu insan. Hayır, yani tek yapabileceğim şey dönüp kendime bakmak. Ben neredeyim? Nasıl ilerleyebilirim? Bunun için neler yapabilirim? Bu da ikinci bölümün konusu ama şimdiden bir hani atıfta bulunmuş olalım. Yani biz başkalarının melek veya hayvanımsı olmasından hiç bizi ilgilendirmemeli. Yani enterese etmemeli. Gözlem aracı olabilir o ayrı mesele. Gözlemleyebiliriz o ayrı mesele ama önemli olan onları yargılamadan dönüp kendime bakabilmek. Ben kendi sistemimde neredeyim? Hayvansal tarafta mıyım? Sizin tabirinizle. Vicdansal, meleksel tarafta mıyım? Ona bakarım. Çünkü beni geliştirecek şey odur. Başkalarının ne olduğu hiç önemli değil sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bahsettiği bir konuda değindiği gibi bazen olayların içerisinde oluruz ve bazen ise olayları gözlemleyerek işte az önce de ifade ettiğimiz gibi gözlemleyerek alırız.
Eğer olayların içerisinde bizzat yaşayarak o olayın kahramanı diyor ya, o olayın bir süjesi olarak bulanırsak o çamurun içine olayların içerisinde ne olacaktır? O direkt bilgiler elde ederiz ki buna gövde bilgiler denir. Yani iş yerinizde bir olay oldu, siz şahit oldunuz ve bunun sonucunda bir sürü tantana şu bu bakarsınız bir sürü bilgi çıkmış. İşte bu gövde bilgidir. Bizzat ama aynı iş yerinde aynı olaylar oluyor. Siz şahit olmadınız. Sadece şahit olanları da dışarıdan gözlemliyorsunuz ama bir takım bilgiler elde ediyorsunuz ve o olayın sonucunda size hiçbir tesiri olmuyor. Bu da dağ bilgidir. Yani gözlem vasıtasıyla elde edilmiş olan bilgidir. Tabii biz hani oturup bu bilgi açısından ele almıyoruz ama varlığımız o kanaldan birçok şey, özellikle yaşadığımız duygu ve duyguların tecrübelerinden birçok bilgi elde edebiliyor. Evet, yeni sorular gelmiş. Bakacağız. Yayının başında insan bilinciyle anlayamayacağımız bir sistemin içerisinde olduğunu söylemiştiniz. Anlayamadığımız bu oyunun içinme konuma nedeniniz nedir? Yani tüm bu oyunda sonuç nedir? Anlayamadığımız tarafları olabildiği gibi anlayabildiğimiz tarafları da var. Önce o kadar sert düşünmemek lazım ya da yanlış ifade etmem. Yani kendi adımı söyleyeyim, yanlış ifade etmeyelim. Anlayamayacağımız tarafları yukarıda olan biten şeyleri anlayamıyoruz. Ama aşağıda olan biten şeyleri makul bir akılla çok iyi anlayabiliriz. Yani nefsimize takılmadan gözlemlerimiz ve objektif gözlemler vasıtasıyla aşağıda olup biten olayların bize anlatmak istediği şeyleri, yani bizim yukarıda varlığımızın yapmış olduğu şeyleri gayet güzel burada tecrübe etme ihtiyacımız var. Yapabiliriz. Bu gayet doğal bir şey. Ama anlayamadığımız tarafları işte bu tekamül değerleri, işte bu öz bilgilerin mahiyetleri. Onu bilemeyiz ki titreşimsel olarak bir şey yani bizim 3, 5, 6 duyumuza çarpmayan bir sistem. Onları anlayamayız. Sistemin bir kısmını görebildiğimiz, idrak edebildiğimiz ve bize verilen bilgiler içerisindeki durumları anlayabilirken anlayamadığımız daha çok teknik kısımlar. Onu da ifade edelim. Sonra bir önceki sorusunu arkadaşımız herhalde bir açıklaması yapmış. Sormak istediğim tüm bu evrenin yaratılış nedeni, amacı nedir ve sonuç ne olacaktır ya da ne olması beklenmektedir? Bizler dünyada bedenlenmiş varlık olarak bu sırada yaşayabilir miyiz? Yani tek en büyük sır şu an için bilebildiğimiz en büyük sır arkadaşlar ruhun tekamül ihtiyacıdır. Bilebildiğimiz en büyük sır bu. Yani tekamül etmek, varlığın en büyük hedefi budur. Neden tekamül etmek ihtiyacındadır? Bu evrenler niye yaratılmıştır? Bu kainatlar içerisindeki alemler, sistemler, planlar, organizasyonlar niçin vardır? Hepsi o birinci şıkkın altında yani ruhun tekamül ihtiyacı için. Onun ötesindeki sorularımız yok, olamaz yani. Şu an için diğer sorularımıza cevabı yok. Ama en büyük sır dediğimiz gibi ruhun tekamül ihtiyacı. Sonra bir tane daha inayen arkadaş sormuş. Kitapta bu bilgiler var mı? Acaba yayın mı emekleriniz için? Biz teşekkür ederiz sorularınız için arkadaşım. Tekrar kusura bakma ismini şey yapamadım, okuyamadım. Kitap tamamıyla bunun üzerine kurulmuştur. Yani kitabın anlattığı sistem tamamıyla insan nereden nereye gitmektedir, nereden gelip nereye gitmektedir, ana hedefi nedir, insan olmadan önceki hali nedir, insanlık bittikten sonraki hali ne olacaktır, durumu ne olacaktır, tam da bunun üzerine kurulmuş bir sistem. Dediğim gibi mutlaka kitabı okumanızı, hatta daha iyi anlamak için etkinliklerimizi gerek salı etkinliklerimizi gerek diğer çalışmalarımızı takip etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Çünkü genelde bu kitap çerçevesinde çalışmalarımız oluyor. Şimdi ben tekrar teşekkür edeyim sorularınız için. Bir tek siz soruyorsunuz. Evet, öz bilgi vasıtasıyla tekamül nasıl oluyor arkadaşlar? En başta olayların yaşanması ve olay bilgilerinin ortaya çıkması gerekiyor demiştik, değil mi? Önce olaylar yaşanması ve olay bilgilerinin ortaya çıkması. Şimdi o burada uzun uzun anlatmadık. Böyle sadece basamaklar şeklinde değineceğiz. Olay bilgileri ortaya çıktıktan sonra bizler günlük yaşamdaki olay bilgileri ortaya çıktıktan sonra geceleri yattığımızda, uyuduğumuzda bunların bizim bilemediğimiz çeşitli titreşimdeki bilgileri, olay bilgilerinin mahiyeti diyelim, şuur dışına yansıtılır.
Yani insanın şuur altı kısmına, şuur dışı kısmına yansıtılmaktadır. Şuur altı biraz daha genel bir kavram olarak kitapta ifade edilmiş bilindiğinin aksine. Şuur dışı kısmına yansıtılıyor. Yani o gece biz uyuduğumuzda bu bilgileri bir nevi küçük muhasebelerle şuur dışına yansıtıyoruz. Daha sonra şuur dışında mevcut bilgilerin ölüm sonrasında şuurun altına nakledilerek öz bilgiye dönüşmesi mevzu var. Yani o şuur dışında birikiyor, birikiyor, birikiyor. Tüm bu bilgiler en sonunda, en nihayetinde ölümden sonra büyük bir vicdan muhasebesi dönemi başlıyor. Spatyum hayatı diyoruz biz buna. Bu spatyum hayatı esnasında yaşanan deneyimlerden sonra da bu öz bilgiler ne oluyor? Pardon, bilgiler öz bilgi haline tamamen dönüşmüş oluyor. Artık varlığın malı haline gelmiş oluyor. İnsanın değil. Ve varlığa mal olan öz bilginin ruha nakledilmesi. Bu da artık bilemediğimiz bir mekanizmayla, tesirler mekanizmasıyla bu bilgiler ruha naklediliyor. Ruhsal alemin ruha naklediliyorlar. Evet, şöyle de bir özet yapmış olduk. Şimdi gelelim olaylara. Bilgilerin ve öz bilgilerin elde edip biraz hızlanayım arkadaşlar. Slide'ımız çok ama vaktimiz azalıyor. Bilgilerin ve öz bilgilerin elde edilmesi ve bunların sonucu olarak da tekamülün kazanılması için gerekli olan esaslı malzemelerden birisi ve hatta birincisi olaydır. Olayların içinde doğrudan ya da dolaylı olarak yaşamak gerekmektedir. Olayların ortaya çıkması birçok sebebe bağlıdır fakat her şeyden önce olaylar sebep sonuç yasası hükümlerine göre gerçekleşir. Aslında olayların öz bilgiyi doğurabilmeleri de onlardaki sebep sonuç ilişkilerine idraklerin kıyas yoluyla uyum sağlayabilme derecelerine bağlıdır. Yani olaylar vasıtasıyla yavaş yavaş idrak kendi çeperini, varlıksal çeperini de geliştirmiş oluyor. Genişliyor yani evrende daha çok geniş bir alan sağlıyor. Bilgileri sağlayan olaylar o varlığın ihtiyacıyla orantılı olarak yardımcı varlıklar tarafından düzenlenirler ve insan önüne konur ya da aynı sebeple yine o varlığa yardımcı varlıkların gönderecekleri tesirlerle yaptırılır. O varlık bu olayları bizzat kendisi kendi hareketleriyle sebep olur. Çünkü o insanın bilgisini hazırlayan bu olayların düzen ve sıralanışları tekamülle ilgili bir sürü bireysel ve toplumsal planlara ve bir sürü düzene tabidir ki bu düzenlerde ancak üstün idraklar ve güçler tarafından yürütülebilir. Yani şöyle kısaca özetleyecek olursak belli bir realitede bir insanın olaylar vasıtasıyla bilgi alabilmesi için o olaylara girmesi ve buna kendi rızası ile tabi olması lazım. Fakat bazen insanlar, varlıklar girmek istemeyebilir. Girmezler. Nefsani tarafta kalmayı daha çok tercih edebilirler. Orası daha rahattır. Konfor alanını bozmak istemezler. O zaman ne yapıyorlarmış buradaki bilgilere göre? Yani ya önüne bir işte tavşanın önüne koydukları gibi bir havuç koyuyorlar ya da tavşanı kovalamak için bir sopa ellerine alıyorlar. Yani anladınız. Ya cezbedici bir takım olaylarla o olaya, başka bir olaya adım attırıyorlar ya da korkutucu bir takım olaylarla işte onun konfor alanından hareket ettirip o olayın içerisine yine sürükleyebiliyorlar. İlk önce tabii ki cezbe yöntemini kullanıyorlar. Yani daha basit, daha güzel bir şekilde bizlere vazifeli varlıklar yapmamız gerekenlerle ilgili sebepler yaratıyorlar. Ama bazen ısrar ediyoruz gitmemekte, yürümemekte. İşte o zaman zorlayıcı bir takım olaylar önümüze konulabiliyor. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela bir insanın şu an içerisinde olmuş olduğu mesleği ve işiyle alakalı bir değişim yaşaması lazım. Çünkü o kanaldan artık alacağını almıştır. Başka bir kanaldan, başka bir işten, başka bir meslekten tecrübe edinmesi lazım. Çünkü oradaki olay bilgilerine ihtiyacı var. Bu basit bir örnek arkadaşlar. Bunu sonsuz örneğin çoğaltabilmemiz mümkün. Şimdi bu insana önce şunu yaparlar. Yani mesleğini değiştirmesi ve daha güzel atıyorum daha güzel kazanacağı ve daha iyi şartlarda olacağına dair bir takım mizanseller yaratırlar. Bir takım olaylar gösterirler. Hani bak buraya bunu bırakıp da şu işi yaparsan bak şöyle olur falan gibi bir takım şeyler duymaya başlar. İşte sağdan soldan olaylar çeşitli şekillerde gösterirler. Gitmiyor mu? Bu sefer mesleğinde bir takım zorluklar çıkarırlar. Kazancını daraltabilirler. Hani bir takım problemlerle onun sıkılmasını sağlayabilirler. Ha, gitmiyor mu? Bu sefer bu sertlik daha da sertleşebilir gibi. Mesela çünkü o artık mecburen o yeni mesleğini tercih etmeli ve o kanaldan yeni olay bilgileri elde etmelidir. Bunun için varlıklar aslında yüksek varlıklar ona büyük bir yardımda bulunurlar. Yani öyle zorlarlar falan derken yanlış anlamayın. Problem çıkarmak için değil amaç
o varlığın tekamül etmesi için çok büyük yardımlardır tüm bunlar. Devam edelim okumaya. Bir soru daha var, onu sonra değiniriz. İdrak arttıkça etraftaki olayların anlamları daha fazla belirir ve bu sayede insanın beynine ait madde bileşimlerinden süzülen idrak titreşimleri bu sayısız olaylardan çeşitli sonuçlar çıkarmaya, olay parçalarından türlü türlü bileşimler kurmaya başlar ki bunlardan da dünya bilgileri meydana gelir. İdraklar geliştikçe bu bilgiler de artar ve kapsamı genişler. Böylece bilgiler çeşitli dallara ayrılır. Sanat, edebiyat, bilim, tıp, felsefe, müzik, resim, ekonomi, siyaset, din gibi bir sürü bilgi kolu meydana gelir. Bütün bunlar gelişim mekanizmasında artan idrakin olay maddelerinden kurduğu yeni madde bileşimlerinin sonuçlarıdır. Yani işte tüm bu sosyal çevremiz arttıkça insanlık olarak, teknolojimiz geliştikçe, bilimdir, dindir, tıptır, işte felsefe, yani bu kültürel alanlar arttıkça, çoğaldıkça yeni olaylar, yeni deneyimle imkanları, o var, yani madde de zenginleşiyor, biz de ilerlemiş oluyoruz. Hem maddeyi geliştiriyoruz, hem de kendi realitemizi geliştiriyoruz, yeni olaylar yaratıyoruz diyebiliriz. Ve doğal olarak tekamülün ancak dünyadaki icap ve zorunluluklarını yerine getirmek üzere dünyaya özgü ve dünyada kalmak zorunda olan şeylerdir. Bunlar dünyayı yöneten vazife planının tesirleri ve denetimleri altında gerçekleşir. Her şeyde olduğu gibi. Öyleyse dünyadayken öz idrakın genişlemesi, onun aracı olarak kullandığı beyne bağlı durumların karmaşıklaşması, zenginleşmesi ve yüksek ince madde hallerine doğru yeni oluşumlara sahip olmasıyla ilgilidir. Evet, gayet güzel anlatmış. Yani olayların nasıl zenginleştiğini, olaylar zenginleştikçe bizim de öz bilgi imkanlarımızın arttığını ve yavaş yavaş o olayların, kaba haldeki olayların süptil öz bilgi haline dönüştüğünü anlamış oluyoruz. Bir sorumuz daha vardı, onu da okuyalım. Spatyon'da hayat planınızı yaptığınız biliniyor. Bu durumda hayattayken bu senaryoyu mu oynuyoruz? Özgür irademiz var mı? Senaryonun dışına çıkabilir ve değişebilir miyiz? Aslında konumuzla çok da bağlantısız değil ama hani vaktimiz kısıtlı, çok detaylı değinemeyeceğiz. Sadece şu kadarını söyleyelim. Yani yaratmış olduğumuz bireysel hayat planımız kaba hatlarıyla, ana hatlarıyla bellidir. Detaylarda bazen çok fazla belli değildir. Ama tabii bu kişiden kişiye, durumdan duruma, zaman mekandan yine aynı şekilde farklı zaman mekanı değişebilir. Ama kabaca ana hatlar bellidir. Yani kimisinde ne iş yapacağı belliyken bazı insanların, birisinde tamamen belirsizdir. Kimisinin hangi üniversite, hangi şehir tamamen belliyken ya da detaylar, başka bir varlıkta bu biraz flu olabilir, hiç önemli değil. Önemli olan ana vazifelerimizdir. Yani o hayatta yapmamız gereken ana işlerdir. O ana işleri oturttuktan sonra detaylar belli bir şekillerde hallolmaktadır arkadaşlar. Yani işin o tarafını yukarısı hallediyor ya da bizim varlığımız organize ediyor. Ama bizim için önemli olan ana vazifemiz, ana yapmamız gereken şeylerin peşinde olabilmek. Yani vazife tarafında hareket edebilme kabiliyeti kazanmak. Özgürlüğümüz de ancak işte idrakimizin genişliği oranında artacaktır. Yani ben bir belirli bir hayat planı belirledim. Aşağı indim, çok özgür bir varım. Hayır, öyle değişmiyor. Ama bu hayatlarda yapmış olduğum bir takım eylemler sonucunda idrakim gelişirse, o liyakata sahip olursam, yukarıda kendi hayat planını kendi belirleme imkanım artıyor. Bu bakış açısından bakmak lazım bu soruya diyebiliriz. Evet, yani konuşulacak çok şey var ama vaktimiz az, devam edelim. Şimdi gelelim buraya kadar anlattığımız idrak gelişimi konusunu biraz da kendini bilmek açısından ele almak. Yani biz idraki ikiye ayırmıştık başlangıçta, hatırlarsınız. Bir insan idraki, bir de varlığın idraki. Acaba insan idraki geliştirirken, yani bizler burada kendi varlığımızın bedensel idrakimizi geliştirirken pardon insan vazif pardon varlık idrakini de geliştirebiliyor muyuz? Biraz da o konuya değinelim. Son bölüm olacak. Biraz hızlı geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi vicdan mekanizmasının bu nefsaniyet ve vazife arasındaki denge ve gidiş gelişleriyle tekamül ettiğimizi, geliştiğimizi anladık. Fakat aşağıdayken, yani bedenli bir halde dünyada yaşıyorken
Vazife tarafına doğru kolay kolay hareket etmeyiz. Zaten tüm bunları unutarak aşağı iniyoruz. Yani bir unutma mekanizması da var. Aşağı indiğimizde o hayat planlarımız, bireysel planlarımız çok fazla şaşırabiliyor. Niçin? Nefsaniyet tarafında oyalanmayı sevdiğimiz için, konfor alanımızı bozmayı pek istemediğimiz için. Yani bu bölgede kalayım, bütün hayat benim merkezimde dönsün, her şey benim istediğim gibi olsun. Neredeyse bu kafada yaşıyoruz çoğumuz. Dolayısıyla bu bizi zorlayabiliyor. Yani vazife tarafına geçmekte, hareket etmekte zorlayabiliyoruz. Önümüze bir takım engeller çıkıyor. Şimdi niçin bu konu böyle? Yani biraz önce anlattığımız nefsaniyet tarafında niçin fazla kalıyoruz, niçin ilerleyemiyoruz konusuna biraz da kendini bilmek ve dördüncü yol açısından değinelim. Dördüncü yol der ki insan doğduğunda öz olarak dünyaya gelir. Hani bu az önce bahsetmiş olduğumuz varlık tarafımız diyebiliriz. Yani varlık doğduğunda büyük bir kısmını bedene bağlıyor. İşte öz halde geliyor. Kendine has davranışları şuyu buyu olabilir ama çok da böyle karmaşık bir yapıya sahip değil. Adı üstünde bir öz olarak dünyaya geliyor. Fakat daha sonradan çevresindeki insanlardan öğrenmiş olduğu modellemeler, işte bir takım bilgiler, bir takım taklitler vasıtasıyla kişiliğimiz oluşuyor. Yani anne babalarımızdan, işte bizi büyüten insanlardan, akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan sürekli davranış modelleri ve neye nasıl tepki vereceklerimiz ortaya çıkmış oluyor. Ve bu özün etrafında bir kabuk gibi kişiliği meydana getiriyor ve özün ışığı gittikçe kaybolup gidiyor arkadaşlar. Hızlı anlatıyorum. Dolayısıyla artık bir etrafımızda yani doğumda yeni öğrenmelerle beraber etrafımızda özün etrafında bir anlamlar dünyası oluşturuyoruz. Yani buna kişilik diyoruz. Yani her baktığımız nesne, her baktığımız olay, her baktığımız insan bizim için farklı farklı anlamlar ifade etmeye başlıyor. Ve her çocuk için de öyle. Yani o kişilik oluşuncaya kadar yeni yeni anlamlar oluşturuyoruz ve böyle yaşamak zorunda kalıyoruz. Aslında dünyaya baktığımızda bizler dünyanın kendisini, karşımızdaki insanı, gördüğümüz bir nesneyi o olarak görmüyoruz. Hep anlamlar arkasından bakıyoruz. Yani neye bakıyorsak onun bendeki anlamına bakıyorum. Ve dünyayı da bu şekilde hayal edin. Yani tüm dünyaya bakış açımız bu şekilde olduğunda bir kabuk içerisinde yaşıyoruz. Doğal olarak bu en büyük engellerimizden ilki. Yine bir soru var. Şöyle hızlıca bakalım. Meditasyonda derinleşme yoluyla kendi ruhumuzla bağlantı kurulabilir ve ruhumuzdan hayat planımız ve vazifemiz ve belirli konularda bilgi alabilir miyiz? Ya da bu konudan kitabın bize önerileri nedir? Yani meditasyonla falan olmaz. Hani kastettiğiniz şeyi anladım. Yani burada olay şu an ne yapıyorsanız odur vazifemiz. Yani şu an ne yapıyoruz? Ve bu yaptığımız şeylerle bağlantılı gelecekte neler yapacağız? Planlarımız vardır. O planların arasında mutlaka bu vazifemizle alakalı bir takım işler vardır. Budur yani. Çok da fazla büyük bir şeyler düşünmemek lazım. Yani şu an ne yapıyorsak bunu en iyi şekilde yapabilmek ve bu esnada az önce bahsettiğim gibi olaylar karşısında mümkün olduğunca vazife tarafını, nefsaniyet değil de vazife tarafını seçebilmek bir insanın vazifesini gayet güzel yapabildiği anlamına gelecektir arkadaşlar. Evet. Bu bölümü anlatmış olduk. Ve aynı zamanda insan bir değil çokluktur. Yani bu ne demek? Çok benliğe sahiptir. Şu anki ben ile işte 30 saniye önce soruyu okuyup anlamaya çalışan ben, yarım, 1 saat, 2 saat önce işte konferansa hazırlanan ben, 1 gün önce işte bir arkadaşıyla görüşmek üzere olan ben aynı değiliz. Sürekli olarak değişmektedir, değişmekteyiz. Yani buna da personalar diyoruz, benler doktrini olarak geçer çalışmada. Farklı farklı benlere sahibiz ve bunlar her an değişmektedirler. Nasıl değişiyorlar? Bir dış olay değiştiğinde, dışarıdan bir etki geldiğinde başka bir ben gelir. Daha sonra bir ses gelir duyarız, başka bir ben gelir. Var, bir süre sonra bir haber duyuyoruz, bambaşka bir ben gelebilir. Bunların bazıları iyidir, hoştur. Bazıları çok negatiftir, bazıları derinliktedir, şuurludur, bazıları anlayış kapasitesine sahiptir. Fakat hepsinin fonksiyonu çeşitli çeşitlidir ve bunlara çok benlik diyoruz. Ve en büyük herhalde bizim mekanik olmamızı, uykuda olmamızı sağlayan en büyük nitelik insanın çok benli olmasıdır. Yani çok benli olduğumuz için farklı insanların yanında farklı şekillerde davranma
durumuna gireriz. Eğer kendimizi gözlem versek bu durumları oldukça kolay saptayabiliriz. Ve bununla bağlantılı, yani çok benlilikte olmak beynine bağlantılı olan bir şey de insan dış tesirler tarafından yönetilen mekanik bir varlıktır. Yani uyumaktadır. Biz buna çalışmada uyumak diyoruz. Uyumakta olduğumuzu söylüyoruz. Çünkü sürekli dış tesirler bizi yönetiyor ve sürekli dış tesirler değiştikçe de o benler değişiyor. O benler değiştikçe de ne olacaktır? Bir an önceki benle bir sonraki ben farklı olacağı için bir irade sahibi olamayız. Herhangi bir şey yapamayız mesela. Yani herhangi bir kafamıza koyduğumuz, irademiz olmadığı için çok benlikten dolayı kafamıza koyduğumuz, hedef aldığımız bir şey yapmakta ve bitirmekte çok zorlanırız. Yani bunu çok nadir yaparız. Kendiliğinden olur diyor Gürcev. Yani insan bir şey yapamaz, kendiliğinden var olur. Bunun da sebebi çok benliğizdir ve sürekli bu benler dış tesirlerin değişmesiyle benler de değişmektedir. Az önce örneklerini verdik, daha detaylı düşünebiliriz. Dolayısıyla aslında biz hayatı veya kendimizi yönetmiyoruz. Hayat bizi olayları ve dış tesirleri tarafıyla hayat bizi yönetmektedir adeta. Yani bir çeşit Pinokyo gibiyiz, yani ya da sürekli kuklalar gibiyiz. Nasıl anlatılır? Maskeler gibiyiz. Sürekli değişmekteyiz. Dolayısıyla burada yani nefsaniyet tarafında fazla kalmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de iradeli olmayışımız. Bunun da ana sebeplerinden bir tanesi dış tesirler tarafından sürekli olarak yönetilmemizdir diyebiliriz. Yine özdeşleşmeler konusu var ki bizim takıldığımız en büyük durumlardan bir tanesi, insan olarak takıldığımız en büyük durumlardan bir tanesi sürekli özdeşleşmeler halinde bulunmamızdır. Nedir özdeşleşme? Kelime anlamı itibariyle insanın bir şeyle kendini bir hissetmesi, kendini onun içerisinde kaybetmesi, özdeşleşme halidir. Yani basit bir tanımla ya da eskilerin deyimiyle eş koşma hali, işte ya da Fransızca identifikasyon denir. Bir şeyin içerisinde kaybolursunuz, yani onunla bir olursunuz. Örneğin takım tutarsınız, herhangi bir futbol takımı tutarsınız, onun içerisinde kaybolursunuz. Bu bir özdeşleşme halidir. Siyasi parti görüşünüz vardır, oraya meyledersiniz, onları dinlersiniz, bu bir özdeşleşme halidir. Ondan sonra yeni bir araba alırsınız, mutlu olursunuz. Bu bir özdeşleşme halidir. Yeni bir ev alırsınız aynı şekilde. İnsan kendisiyle özdeşleşebilir, düşünceleriyle özdeşleşebilir. Yani kendisini onlar içerisinde kaybeder. Onlar düşünceleri ve duyguları içerisinde bir olur ve kendisini kaybeder. Bu özdeşleşme halidir. Ve yine bu özdeşleşmeler insanın nasıl anlatalım, bu gelişim mekanizmasında nefsani tarafta sıkı sıkıya tutar. Eskiler putlaştırmak denirdi. Yani bu özdeşleşmeleri putlar denirdi. İnsan sürekli putlara tapar ifadesi işte. Sayın Ergün Arıklal eski üstadlardan yine bazı tebliğlerde çok benzer şeyler anlatılır. Yani gerçekten de bizler özdeşleştiğimiz şeyi kendimize put ediniriz. Yani taparız onları adeta. Bu konuyu uzun uzun bir gün başka bir etkinlikle paylaşırız isterseniz. Çok önemli bir konu ama araştırmanızı tavsiye ederim. Yine aynı sebeplerden dolayı pek çok benimiz var ve bu benlerin bir kısmı da negatif duygulara ait benlerdir arkadaşlar. Bunlar da bizi adeta zehirleyen durumlardır. Hem psikik sağlığımızı hem de bedenimizi zehirleyen durumlardır. Çok fazla negatif duygularımız var ve negatif duyguları çok fazla ifade etmeyi severiz, hoşumuza gider ve sık sık da ifade ederiz. Ve negatif duygular sürekli birbirlerini canlı tutarlar. Bir negatif duygu geldiğinde pek çok negatif duyguyu da çağırmaktadır. Dolayısıyla bunlar bir sarmal gibi başımızın büyük belalarıdır. İlk çalışmamız gereken şeylerden birisi kendini bilmek yolunda bu negatif duygularımızı görmek, fark etmek ve onlar üzerinde çalışmaktır arkadaşlar. Çünkü aksi takdirde o bahsetmiş olduğumuz nefsani alanda tıkanıp kalırız. Bu negatif duygular olduğu müddetçe. Yine şöyle hızlı hızlı geçelim. Çalışmamız gereken, kendi üzerimizde çalışmamız gereken ve bize vazife tarafından uzaklaştırıp nefsaniyet sarmalında, egosal sarmalda tıkayan, işte oraya dolandıran şeylerden bazıları ön yargılarımız, savunma mekanizmalarımız, tüm o benleri, çelişkili benleri bize göstermeyen tampon dediğimiz yapılarımız, tutumlar ve yalanlar, hem kendimize hem de dış dünyaya söylediğimiz yalanlar gelmektedir.
Bu kısım çok önemli. Tabii vaktimiz azaldığı için hızlı hızlı anlatıyoruz ama işte bunlar üzerinde de çalışmak mutlaka gerekli. Çünkü bizi bu özellikle bu kısımdaki yazdığımız durumlar bizi kendimize göstermemeye çalışırlar. Bu durumlar kendimize ne olduğunu bilmememizi sağlarlar. Yalanlar içinde, tutumlar içerisinde, tamponlar içerisinde ve savunma mekanizmaları içerisinde kaybolur gideriz. İşte bu da kendimle özdeşleşmenin farklı çeşitleridir de diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla kendi üzerimizde çalışırken kendimizde bu tip durumların olduğunu da ve hepsinin kendimizde olduğunu da mutlaka bilmeliyiz. Ondan sonra daha ciddi gözlemler yapabilme imkanımız olacaktır. Ve gelelim nasıl çalışır kendini bilme üzerinde birisi. Öncelikle kendimizde ne olduğunu bilmeliyiz. Nerelerde tıkanıyoruz, nerelerde vazife tarafında niçin gitmiyoruz, onları öğrenmek için bir insanın önce kendini incelemesi lazım. Kendini incelemesi için pek çok yöntem var ama bunlardan en etkilisi arkadaşlar kendini gözlemlemedir. Kendini gözlemleme bir nevi herhangi bir zaman ve mekanda o an içerisinde ne düşünüyorum, ne hissediyorum ve fiziksel olarak nasıl duruyorum bakışını kendi iç dünyamıza atarak yakalamaya çalışmak. Yani kendimizin bir pozunu yakalamaya çalışmak. Bir elimizde objektif bir makineyle adeta selfie çeker gibi kendimizin hem duygularını hem düşüncelerini hem de fiziksel duruşunu bir anlığına da olsa gözlem olarak fotoğrafını çektiğimizde bu bir kendini gözlemleme halidir. Ve kendini gözlemleme olmadan asla bir insan kendini bilemeyecektir. Kendini bilemeyen insan da işte az önce anlattığımız gibi kaybolup durur. Yani özdeşleşmeler içerisinde kaybolur, çok benlikler içerisinde kaybolur. Ondan sonra bir takım işte tamponlar vardır. Onlar kendisini ona göstermez. Dolayısıyla mutlaka gözlemleme yapmak zorundayız. Arkadaşlar konferansın son bölümündeyiz. Konuları hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın zamanımız epey doldu ve geçiyoruz. Sorunuz varsa hemen yazın çünkü birkaç slide sonra bitecek. Orada da cevapla konumuzu bitiririz. Peki kendini gözlemleme nasıl olmalı? Dilerseniz onu biraz teknik detay olarak inceleyelim. Kendini gözlemleme bir kere objektif olmalıdır. Kesinlikle birinci şart bu. Yani elimizde objektif bir fotoğraf makinesiyle doğada bir resmi çektiğimizde objektiften yansıyan fotoğrafın ekrana yansıyan şey bir yorum değildir, değil mi arkadaşlar? Yani onu alıp o resmi size işte burası ne kadar güzel bir manzara. Bak şu tarafta ağaçlar, çiçekler var diye seslenmez. Yapmış olduğu şey o objektifin karşısında ne varsa tak diye onu size gösterir. Yani hatta öyle o filtreler, mitreler vardır ya onlar sonradan çıkan o hikayelerde bana göre yani bence çok şey yanlış. Yani bana gösterilen şey eğer ışığı iyi yakalarsam zaten manzara güzeldir. Ama ışığı iyi yakalayamadığım için bir takım işte şeyler koyuyorlar cihazlar. Önemli değil. Ama benim gözlemim de kendimle ilgili olduğunda mümkün olduğunca filtresiz olmalı. Orada ne görüyorsam onu yakalamalıyım. Yani kendimi kandırmamalıyım. Ya burada şöyle bir ben var ama boş ver gözlemlemeye değmez. Hayır, en çok o zaman demek ki gözlemlemen gereken o. Eğer böyle bir şey çıkıyorsa. Ya burada bir şey var ama şimdi bu çok da değinilmemesi gereken konu. Hayır, kesinlikle değinilmesi gereken ilk konudur o. O yüzden objektif olmalı, neyse onu görmeli ve hemen fotoğrafını çekip bunu hafıza yapmalıyız. Kendimizi gözlemleme eleştirmemeli ve yargılamamalıdır arkadaşlar. Yani bir gözlem yaptığımız esnasında ne kadar kötü bir ben bu. Bak bende ne kötü benler varmış. Ya da bir ben gördüğünüzde utanmamak ya da bir ben gördüğümüzde yargılamamak. Kesinlikle bunlar olmamalı. Sadece onu görüp fotoğraf halinde almalıyız. Bu kadar. Yapmamız gereken şey bu. Gözlem, analiz veya sentezlenmemelidir. Yani kesinlikle bu ben nereden geldi? Bak çocukluğumda bunu yaşadım da ondan oluştu da veya şöyle olaylar çok oldu bende de. Hayır. Bunlar ilk başta gerekmiyor. Veya onları sentezlemek işte bazı gruplamalara veya bütünlemelere ayırıp birleştirmeye hiç gerek yok. Sadece dediğimiz gibi objektif bir fotoğraf. Sadece kayıt edilip hafızaya aktarılmalıdır. Yani yapmamız gereken en son birinci şey yukarıda yazıyor, ikincisi en altta yazıyor. Diğerleri de yapmamamız gerekenler. Kayıt edeceğiz ve hafızaya atacağız. Yani gözlem dediğimiz şey bu. Hafızamız yavaş yavaş gelişir. Yani çalışma dediğimiz şey çalışma hafızası da yaratmaktadır ve bunun gelişimiyle beraber de kendimiz hakkında oldukça ciddi
büyük fikirler elde etme imkanımız olacaktır. İnsan ancak bu şekilde kendini bilebilir. Ve son olarak yapacağımız bir diğer uygulama egzersizi ya da her ne derseniz, bir insanın kendi varlığını, başta bahsettiğimiz özünü hatırlaması. Yani bir nevi birçok ben arasından sıyrılıp kendisini hatırlama komutuyla beraber, kendisine vereceği bir komutla beraber bütün o benlerden sıyrılıp hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şekilde başka benlere geçmeden sadece sanki öz varlığıyla berabermiş gibi kendi farkındalığını o an için yaşamak. Buna ise kendini hatırlama ve şuurluluk hali diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları son anlattığımız bölümdeki kısımları çalıştığımızda ki buna kendini bilme, biz bunun en pratik tarafını dördüncü yolda bulduğumuz için hep oradan anlatıyoruz. Dördüncü yol gibi çalışmalarla işte biraz önce bahsetmiş olduğumuz o vazife ve vicdan kademeleri ve idrakin gelişimi arasında yapmamız gereken bazı şeyleri ortaya çıkarıyoruz. Yani bu çalışmaların amacı aslında insanın dönüşümünü sağlamak. İnsanın dönüşümü de yukarıda anlattığımız gibi idrak ve vicdan gelişimidir. Bunlar tek başına yapılacak durumlar değildir. Ya da zorlamayla yapılacak durumlar değildir. İnsanın kendini fark etmesi lazım. Yani bu idrak ve vicdan gelişiminin önce nerede olduğunu bilmesi lazım. Ondan sonra nasıl davranması gerektiğini bilmesi lazım. İşte kendini bilmek çalışmaları bunu bize sağlayabiliyorlar diyerek son sözlerimizi söyleyelim. Sana bir soru daha gelmiş, ona değineyim. Dediğim gibi az önce sorunuz varsa yazın demiştim ama çok fazla gelmemiş. Din ve inanç sistemlerinin hayatımızdaki yeri nedir? Kendimizi bilmek için önemi nedir? Ya da var mıdır bu konuda İlahi Nizam ve kitabın bakış açısı nedir acaba? Bu son sorum olsun. Teşekkürler. Biz de teşekkür ettik size. Şimdi son kısım alakasız. Yani İlahi Nizam ve Kainat kitap bakışının ha başka bir şey sormak istediniz acaba? Bir saniye. Önce ilk şeyden alalım, cümleden alalım. Din ve inanç sistemlerinin hayatımızdaki yeri nedir? Din ve inanç sistemleri tabii karşılaştırmalı olarak ele alınırsa, yani dinlerde olan bizi insanı nereye götürüyor? Asıl dinlerin hedefi nedir şeklinde ve bunun için dinler neler yapmıştır, peygamberler neler yapmıştır şeklinde ele alındığında oldukça faydalı yönleri ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Yani hani onu başka bir kefeye koymanın bir anlamı yok. Elbette onlar da yukarısı tarafından verilmiş kutsal bilgiler. Öyle olduğu için bunlara da insan varlığına nasıl hizmet etmiş, insan tekamülüne nasıl hizmet etmiş, etmiş açısından karşılıklı olarak yani her bir dini karşılıklı olarak karşılaştırarak incelemenin oldukça faydası olacaktır elbette. Fakat kendini bilmek için biraz eskimiş yöntemlerdir. Yani onların egzoterik yani dışarıya yönelik tarafları değil de ezoterik taraflarında yani içeriye yönelik bir takım öğretilerinde oldukça fazla kıymetli bilgiler bulunabilir. Egzoterik taraflarını biliyoruz işte yani tüm dinlerin egzoterik tarafları çok fazla insan derinliğine inmemiştir. Sadece yapılması ve yapılmaması gereken şeyler üzerine odaklanmışken ezoterik tarafları, dinlerin ezoterik tarafları insanın kendisini tanımaları ile ilgili bazı ipuçları vermektedir. Fakat en nihayetinde az önce söylediğimiz gibi yani çok çok kıymetli bilgiler var. Ezoterik gerçek anlamda dinlerle bağdaş olmayan işte dördüncü yol gibi bir takım şeyler, yollar var, çalışmalar var. Yani bunlar çok daha doğrudan yani diğerlerinden biraz daha farklı olarak doğrudan konuya değinmiş ve doğrudan insan dönüşümüne katkı sağlamak için adeta bilgileştirilmiştir. Onları incelemenizi tavsiye ederiz. İlahi Nizam ve Kainatın bakış açısını az önce aslında biraz paylaştık. Tekrar edelim. Yani insanın nereden gelip nereye gittiğini, varlık olarak hedefinin ne olduğunu, ve bu uğurda neler yapabileceğini az çok değiniyor. Teknik olarak da işte kendini insan bilme, kendini tanıma yolunda ilerlerse bu ilahi nizam ve kainat bilgileriyle beraber gerçekten de evrenle, dünya ile en azından şimdilik uyumlu hale gelebilme imkanı doğacaktır diyerek son sözlerimizi söyleyelim. Soru soran birkaç arkadaşımız oldu. Çok teşekkürler kendilerine. Hepinize iyi akşamlar, sevgiler. Bir sonraki etkinliğimizde tekrar buluşmak üzere diyorum.